yerel seçimlerle beraber AK Parti gönül belediyeciliği dedi, Hakan Koçlu'yu başkan olarak seçtiniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her köşesine, güzel İzmir'imize, Bergama'mıza, 30 ilçesine yaptığımız güzel hizmetler var. Bunları Bergama'ya müjdeleri biraz sonra sabırsızlıkla beklediğiniz Cumhurbaşkanımız size tek tek anlatacak. Sevgili Bergamalılar, evet, İzmir ilklerin şehri, Bergama hem tarihin, hem tarımın, hem de yeşilliğin merkezi. Onun için Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır. Helali hoş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu aziz milletimize hizmet yapmak için aydınlık yarınları, gençlerimiz için, kadınlarımız için sağlamak amacıyla Türkiye'yi boydan boya bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Bergama, şunu iyi bilin ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldük mü? Milletin haber lider, Anadolu'nun büyük evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletle sevdalı lider. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli İzmirliler, Bergama'nın saygıdeğer güzel insanları, Bergama! Sevgili gençler, çok değerli hanım kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle sizlere 31 Mart seçimlerinde %49 ile AK Parti'yi özellikle burada iktidar kıldığınız için teşekkür ediyorum. Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile tanışmış oldu. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı. Bu başarıda büyük payı olduğuna inandığım milletvekillerimizi, il ve ilçe teşkilatlarımızı, mahalle temsilcilerimizi, hanım ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Özellikle de Hakan Koçlu kardeşimin başkanlığında Bergama inşallah kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma gelecektir. İnşallah. İnşallah. Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım
tüm milletvekili arkadaşlarım, hep birlikte yanında olacağız. Gereken desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kardeşlerim, tam 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. 18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla hizmet götürüyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. Şehirlerimize hizmet ederken insanların inancına, kılık kıyafetine, meşrebine, mezhebine, hayat tarzına göre ayrım yapmadık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık, baş tacı ettik. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi. Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme, her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık. Kardeşlerim, şu anda Bergama'nın en büyük meydanı şu meydan bunlara şahit. Öyle mi? Dış politikada her akşam televizyon ekranlarında dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Bunları zaten izliyorsunuz. Ve bunları izlerken de bazı gerçekleri de görüyorsunuz. Bundan 20-30 yıl önce, 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Yani el öte köpen değil, el pençe, batılı liderlerin karşısında divan duran değil, masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan bir liderimiz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yerlilik oranımız neydi biliyorsunuz değil mi? %20. Şimdi %70'lerin üstüne çıktık. Ah benim Bergamalı kardeşlerim, insansız hava aracı için Amerika'ya bize insansız hava aracı verin dediğimiz zaman bize ne dediler biliyor musunuz? Kongreden geçiremedik. Şimdi ne oldu? Şimdi biz insansız hava aracımızı yapıyor muyuz? Zaten silahlı insansız hava aracını hiç vermiyorlardı. Şimdi biz silahlı insansız hava aracımızı da yapıyor muyuz? Bitmedi. Şimdi onun bir daha üzerine gittik. İnşallah yakında o da test edildi, başarıldı. Akıncı devreye giriyor. Akıncı. Ve bütün bunlarla beraber işte Cudi Dağı'nda, Gabar'da, Besler'de arasında, deresinde bu teröristleri ne yapıyoruz? İllerine tıkıyoruz, illerine. Eğer içeride bugün teröristler kaçacak delik arıyorlarsa bundan. Eğer bu imkanlarımız olmasaydı işte bunu başaramazdık. Şimdi ne oldu? Şimdi yerli olarak, milli olarak güçlüyüz. Daha sağlamız. Ve her geçen gün daha ileri gidiyoruz. Şimdi biz savunma sanayinde hamdolsun yılda 3 milyar, 4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bak nereden nereye geldik. Kardeşlerim, şimdi biz artık tankımızı da öğretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da öğretiyoruz. Bay Kemal konuşuyor. Başlamış ya, bay.
çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine sürekli olarak yenilenemeyen, eski teknolojiye mahkum kalan Arifiye'deki tank fabrikası bir defa BMC yani BMC denilen, ki İzmir'dedir bu fabrika biliyorsunuz. Şimdi bunu Sakarya'da biz Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa olarak yenisini kuruyorlar. İşte bu arada da Arifiye'deki tank fabrikasını da yine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle burayı yeniliyorlar, röneve ediyorlar ve böylece inşallah tanklarımızı, elimizdekilerin yenilenmesi, tamiri, bakımı vesairesi orada. Üretim orada. Ve değerli kardeşlerim, bütün bu sırlı taşıyıcılar yine o Karasu'da, Sakarya'da üretim yapılacak. Aynen şu anda İzmir'deki BMC'de neler üretiliyorsa Sakarya'daki Karasu fabrikasında üretimi devam edecek. Ama yalan Bay Kemal'de bol. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için bizim tabii yalan da onunla baş etmemiz mümkün değil. Çarşamba günü grup toplantısında bugün biliyorsunuz Ali Ağa Menemen otoyol açılışı yaptık. Ya İzmir milletvekili olduğu için dedim belki gelir. Onu da davet ettim. Ya gelmedi be. Gelmedi be. Bayağı üzüldüm. Üzüldüm, onu da aramızda görmek isterdim. Ama gelmedi. Kendi bilir. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmamız var. Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de, terörle mücadele yürütürken de kimseden icazet almıyoruz. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyor, onu uyguluyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indirdik. Teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmadık. Aynı zamanda Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatları ile Suriye ve Irak'ta örgütü hezimete uğrattık. Kardeşlerim, Suriye içerisinde toplam 8300 kilometre karelik alanı DAEŞ'li ve PKK YPG'li teröristlerden temizledik. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde Allah'a hamdolsun şimdi huzur var, barış var, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. İnşallah. Bay Kemal diyor ki ne işiniz var orada? Bay Kemal, Bay Kemal, partim Atatürk'ün partisidir diyorsun değil mi? Ha, bak şu anda Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Kardeşlerim, Misak-ı Milli denilen bizim bir tarihimiz var değil mi? Misak-ı Milli de sağ olsaydı Misak-ı Milli ile bunun ne işiniz var orada dediği yerlerde kim olacaktı? Biz olacaktık. Ama bunun kafası basmaz. Bu bir defa başında olduğu partinin geçmişini bile bilmez. O kadar bu işlerden geliyor. Zaten bu biliyorsunuz kasetle gelmedi mi? Kasetle geldi. Ve aday değilim dedi. Ertesi gün bir kasetle beraber hop
Bir de baktık ki CHP'nin başına geçmiş. Herhalde İzmir'in milletvekilidir diye bu sözlerimi garipsemiyorsunuz inşallah. Kardeşlerim, bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Öğlenleyin Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim dün. Ve bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar bu konuları konuşacağız. Bu gençler var ya, bu gençler. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz. Kardeşlerim, bizim sevdamız millet, gayemiz hizmet. Milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyor. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın. Hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret gösteriyoruz. Allah hamdolsun. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. İşte bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı şehrimizin ve sizlerin istifadesine sunduk. Menemen, Ala, Çandarlı Otoyolu'nun açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Otoyolun hizmete girmesiyle İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürmüş olduk. İnşallah buradan bugün İzmir'de bir özel sektör firmamızın 550 kardeşimize ekmek kapısı olacak yeni seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Biliyorsunuz Perşembe günü de Ankara'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla ülkemizin en büyük kütüphanesi olan 5 milyon cilt alabilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. İzlediniz değil mi? Televizyonlardan takip ettiniz inşallah. Muhakkak Ankara'ya geldiniz, orayı görün. Ve bizim özel keklerimizi yiyeceksiniz. Bizim özel kendi mutfağımızdan simitimizi yiyeceksiniz inşallah. Çayımızı, kahvemizi orada içeceksiniz. Ücretsiz ikram. Çünkü onlar zaten sizin. Ve biz bekçiyiz. Yine geçen hafta Pakistan'a resmi bir ziyarette bulundum 2 gün. Ticaretten savunma sanayine kadar işbirliği imkanlarımızı ele aldık. İnşallah salı günü de Azerbaycan'a gidecek, Bakü'de yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 8. toplantısını icra edeceğiz. Durmak yok. Durmak yok. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmanın 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok. Bir taraftan il ve ilçelerimizi ziyaret ediyor, yeni yatırımlarımızın açılış heyecanını milletimizle paylaşıyoruz. Diğer taraftan da dünyayı kucaklıyor, her platformda ay yıldızlı al bayrağımızı yüceltmeye çalışıyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.
yaparken bakıyorsunuz CHP hala eski CHP. Teknoloji ilerliyor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP yerinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler çöple, çamurla, çukurla anılırdı. Bugün de aynı şekilde anılır. Senelerce CHP'li belediyeler yasaklarla, yolsuzluklarla, işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi. Bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuzluk düzenleriyle haber konusu oldu. CHP'nin başındaki zat grup kürsüsünden yaptığımız davete rağmen işte bugün buraya gelemedi. Niye? Gelecek yüz yoktu onun için. Değerli kardeşlerim, bakınız Marmara'yı yaptık. Boğazın altından. Avrasya'yı yaptık. Yine Boğazın altından. Üçüncü köprüyü yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bilezik. Üç tane bilezik. Demirel, Özal ve biz. Ve yetmez. Dedik ki İstanbul, İzmir arasında bir de Körfez'e Osman Gazi Köprüsü'nü yapalım. Onu yaptık. Ne oldu? 8-8,5 saatte İstanbul, İzmir, şimdi 3 saat 15 dakika. Tabii şoförün yeri değişir, o ayrı mesele. Daha da kısalabilir. Ama ben biraz geniş düşünüyorum. Ve şimdi devasa bir eser geliyor. O da nedir? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. O da İzmir'e yine yeni bir yol. Direkler yükseliyor şu anda. Dünyada parmakla gösterilecek eserlerden bir tanesi. Biz buyuz ya. Unutmayın. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Maalesef Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülkeyle, milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine başka ülkelerin, darbecilerin, gezici vandalların çıkarlarını savunan bir muhalefet anlayışı var. Hatırlayın. Taksim Meydanı'nda devletin malını, mülkünü talan eden, yakıp yıkan, bütün vatandaşın dükkanlarını, esnafın cam çerçeve indirenleri savunan ve onları aydınlık gençlik olarak tanımlayan. Aydınlık değil, aldatılmış gençlik. Kardeşlerim, bunların millete, memlekete hizmet gibi bir dertleri yok. Bunların Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek gibi bir gündemleri yok. Bunların ülkemizin çıkarlarını gözetmek gibi bir hassasiyetleri de yok. Bunlar sadece çıkarlarını korumanın, hesap cüzdanlarını büyütmenin, rant ve rezidans düzenlerini sürdürmenin peşindeler. Kardeşlerim, Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizim de eserlerimiz, ülkemize ve milletimize kazandırdıklarımız apaçık ortada. Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz. Bu anlayışla Bergama'ya eğitim alanında toplamda 192 derslikli 17 okul, 7 adet pansiyon yaptık. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'na Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı
3 adet bilgisayar laboratuvarını, eğitim öğretim programlarımızın laboratuvar ve uygulama alanlarını kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi ile birlikte toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettik. Kardeşlerim, Necla Mithat Öztürk'e Devlet Hastanesi'nin ek binasının yapımı, Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, Aile Sağlığı Merkezi'nin ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin ise proje çalışmaları devam ediyor. 2002 yılından günümüze kadar toplam 152 bin Bergamalı kardeşimize toplamda 140 milyon lira tutarında aynı ve nakdi yardım yaptık. Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 2003 yılından bugüne kadar ilçemizde 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 adet sulama tesisini inşa ederek toplamda 7300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Kardeşlerim, unutmayın, bir zaman İzmir susuz muydu? Peki Gördes Barajı'nı kim yaptı? Biz yaptık. Ve Gördes Barajı'ndan İzmir'in su sıkıntısını giderdik. Aslında bu görev kimindi? Büyükşehir Belediyesi'nindi. Yapamadı. Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesini bu yıl içinde yapıyoruz. Bergama için proje ve planlama safhasında 7 adet sulama tesisimiz daha var. İnşallah İzmirli kardeşimiz Bekir Pakdemir bunları ne yapacak? Kovalayacak ve süratle bitirecek. İlçemizdeki 8 deremizin ıslah çalışmasını yaptık. Bir derenin ıslah çalışması devam ediyor. 3 derenin ıslahı için ise plan, proje çalışmamız sürüyor. Şimdi şöyle ekrana bakalım. Bergama Selinos Deresi ıslah çalışması. Ve bu ıslah çalışmasıyla beraber bir başka güzel olacak. Son 17 yılda ilçemizde 2 milyon 800 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Şöyle ekranı devreye sokalım arkadaşlar. Ve sol sahilde yaklaşık 1000 metrelik. Bergama'da bundan böyle inşallah gondollara binilecek ve bir başka şekilde bir başka güzelliği inşallah Bergama'da yaşayacağız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na talimatı verdik. Aynı şekilde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımıza talimatı verdik. Belediyemizle işbirliği halinde gerçekleştirilecek. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için Şehit Polis ve Fethi Sekin Bal Ormanı'nı Çınarlı Mesire yerini kurduk. Orman köylerinde yaşayan 661 aile 17 yılda toplam 10 milyon lira ferdi proje kredi ve desteği sağladık. Bugüne kadar 10 köye 33.500 adet ceviz, badem, kestane, zeytin gibi gelir getirici filan diktik. İlçemizdeki orman yangınları ile mücadele için 216 kilometre orman yolu ve 2 adet köprü yaptık. Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. 17 köyün ulaşımını sağlayan Sindel Köprüsü'nü ilçemize kazandırdık. İlçemizde bulunan Ecdat Yadigarı Şadırvan Camii ve Selçuklu Minaresi'nin, Hacı Hekim Camii'nin, Hacı Hekim Hamamı'nın ve Kurşunlu Camii ve Mescid Altı Mescidi'nin restorasyonlarını yaparak bunların da ihyasını sağladık. Kardeşlerim, doğalgazı Bergama'ya getirdik mi?
Memnun musunuz? Artık butona basıyorsunuz, bütün ev ısınıyor, değil mi? Geçmişte ne çileler çektik. Analarımız ne çileler çekti. İlk kömürlü, oradan kömürü al. Sobada tütmez, tüter. Bakarsınız bütün o kül mül hepsi odaya. Ne çileydi be? Anam ne çileler çekti. Siz de çektiniz. Yani helga rahat, huzur içinde. Ayşe Fatma maalesef sıkıntı içinde. Şimdi bunlar gitti mi? Ahmet Mehmet gitti mi? Elhamdülillah. Nereden? Hava kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı Bergama'mızda doğalgazı daha da yaygınlaştıracağız. Kardeşlerim, şimdi geliyorum Bergama için müjdeli haberlerimize. Bergama şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp yerine sosyal donatıları, yeraltı otoparkı ile millet bahçesi yapıyoruz. Tarihi kentimizin ortasında bakımsız ve atıl bir durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Proje ile tarihi dere kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Bergama ilçemize, anneler bu çok önemli, İnşallah tarım kredi kooperatif marketini burada açacağız. Burada gayet uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Ve asla burada vatandaşı sömürmek yok. Bunu halkımız hizmet alsın diye yapıyoruz ve Türkiye genelinde tarım kredi olarak 1500 bu şekilde market açacağız. 2000 yıllık tarihi tonozları Kozak çevre yolunu süratle yaparak koruma altına alacağız. Bergama çevre yolunun ikinci etap ihalesi bitti. Bergama şehir merkezinde kalan Adnan Menderes Bulvarı, bisiklet yolları kaldırım ve ışıklandırması ile yeniden düzenlenecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun Bergama'ya yapacağı yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatı kısa bir zaman içinde başlayacak. Çocuklarımızı ikili öğretimin sıkıntılarından kurtarmak için Bergama'da eksik olan derslik sayısını artıracak projelerimize başlıyoruz. Bergamalıların dört gözle beklediği TOKİ konutları inşaatı başlıyor. 293 ailemize şimdiden evleri hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkinci etap TOKİ konutları içinde çalışmalarımız süratle devam ediyor. Ala Bergama arası doğalgaz boru hattının döşenmesine Eylül ayında başlıyoruz. Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi Aşağı Kırıklar mahallemizde faaliyetlerine başlıyor. Bergama'da binlerce işsiz gencimiz istihdam alanlarına kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın ikinci etap inşaatlarına başlıyoruz. Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İşkur Hizmet Ofisini Bergama'mıza kazandırıyoruz. Siz bizim yanımızda durdukça biz de sizin için koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bu
düşüncelerle. Diyorum ki hep birlikte coşkuyla gelin. Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. Bir olacağız, bir olacağız. İri olacağız, bir olacağız. Diri olacağız, bir olacağız. Kardeş olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Yol arkadaşlığımız daim olsun diyorum. Biliyorsunuz ben Rizeli. Size Rize'den şöyle keyif çayı ikram edeceğim. Hanımefendiler eve gider gitmez bu keyif çayını demlesin ve beyiyle beraber yudumlasın inşallah. Afiyet olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şöyle cep telefonlarımızın ışıklarını yakabilir miyiz lütfen? Cep telefonlarımızın ışıklarını yakmanızı rica ediyoruz. Ey maşallah Bergama, tüm telefonların ışıklarını yakalım lütfen. Mazlum'a umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizle aynı istikamette yol yürüyen, dünya sustukça hakka aykıran, dünya mazlumlarının gür sesi, birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan.